Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk, Cihangir'de yaşadığı o meşhur manzaralı apartmanına veda etmeye hazırlanıyor. Çünkü bina hakkında yıkım kararı çıktı. İddiaya göre deprem korkusu yüzünden binada inceleme başlatan Pamuk'a komşuları bakın nasıl tepki gösterdi. Bir tek komşumuz var. Sadece onun korkusuna bütün apartmanı şu anda yenik düşürmeye çalışıyorlar. O komşunuz da ünlü yazar Orhan Pamuk. Binanın riskli olup olmadığını tespit ettirmiş bir emirbaki şeklinde. Burası Cihangir Susam Sokak'taki Taray Apartmanı. Ünlü yazar Orhan Pamuk'a manzarasıyla ilham olan o meşhur apartman. Ama iddiaya göre Orhan Pamuk'un deprem korkusu binaya yıkım kararı çıkarttı. Herhangi bir problem yok. Ben inşaat mühendisi olduğum için de binanın sağlam olduğundan eminim. Yıkım kararı kat maliklerini ikiye böldü ama ortadan değil. Yıkılmasını isteyen tek kişi ünlü yazar Orhan Pamuk. Diğer 12 kat maliki binanın yıkılmasını istemiyor. Kitapları çok güzel, çok iyi yazıyor fakat bizimle bugüne kadar hiçbir şekilde konuşmadı. İşte Orhan Pamuk'un ilham kaynağım dediği o manzara. Bakın binanın en üst katındayım. Bir alt katta oturuyor Orhan Pamuk ve romanlarını hep genelde burada yazıyor. Bu binada 6 dairesi var Orhan Pamuk'un ve binanın %40'ı onun. Kendisinin duyduğuma göre burasını müze şeklinde kullanmak üzere bir projesi varmış. Fakat şöyle bir şey var. Mesken olan bir binayı yıkıp müzeye çeviremezsiniz. Komşular yıkım kararına itiraz etti. Apartmanın güçlendirilmesi yönünde raporlar alındı. Ancak Kentsel Dönüşüm İstanbul İl Müdürlüğü itirazları reddetti. Pamuk'un avukatı ise binanın en üst katında kaçak yapı olduğunu belirtti. İmar durumu hakkında şüphelerimiz var. Birebirini mi alacağız yoksa boğaz görünümde olduğumuz için daha düşüğünü mü alacağız, daha mı küçüleceğiz? Değer kaybı, aynı zamanda keyif kaybı. Orhan Pamuk'un kapısını çaldık az önce. Kapıyı açtı ama toplantıdayım, konuşmak istemiyorum dedi. Amacının ne olduğunu bilmiyoruz. Biliyorsunuz bugünkü şartlarda kiralar hem anormal oldu hem daire bile bulma imkansızlığı ortaya çıktı. Orhan Pamuk balkonundan çektiği fotoğraflarla sergi düzenlediği evine veda etmeye hazırlanıyor. 20 bin kitabını toplayıp başka bir eve taşınacak. Komşularsa dava açma hazırlığında. Biz buradayız, buradayız. Konuşun. Çok basit bir şey bu.